Ben kendi fikirlerimi ifade etmek yerine çok çok sevdiğim ve değer verdiğim bir yoldaşımın mektubunu size okuyacağım. Keşke kendisi burada olsaydı ve hep birlikte üzerine konuşsaydık. Saygıdeğer dostlar, değerli arkadaşlarım. Yakın tarihimizin en acımasız katliamlarından birinde Roboski'de yitirdiklerimizi anmak için bir araya gelen siz değerli halkımızı özlemle selamlıyorum. İnsanlığın evrensel değerlerini kendi coğrafyamızda da hakim kılabilmek için yürüttüğümüz demokrasi mücadelesinin en önemli unsurlarından biri, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konusudur. Maalesef ki tarihimiz ve yakın geçmişimiz soykırım, katliam, sürgün ve infazların acılarıyla doludur. Bizler yaşanan bütün acılara rağmen tüm ezilenlerin bir arada özgürce yaşayabilmesi için bu acıların yarattığı öfkeyi kin ve intikam için kullanmak yerine öfkemizi özgürlük mücadelemize katık ve gerekçe yapmayı tercih ettik. Ermeni soykırımından Dersim katliamına, Maraş, Çorum ve Sivas'tan Roboski, Suruç ve Ankara'ya kadar bütün acıları yüreğimizde hissetmekle birlikte bu katliamların acılarını hafifletmek ve hesaplaşmak için hakikatle yüzleşmeyi mücadelemizin bir gerekçesi olarak talep etmeye devam edeceğiz. Sorumlular tarih ve yargı önünde hesap verinceye kadar çabalarımızı sürdüreceğiz. Roboski'de yoksul ve emekçi Kürt çocuklarının savaş uçaklarıyla bombalandığı gecenin sabahında eş başkanımız Gültan Kışanak ile birlikte oradaydık. Hayatım boyunca mesleğim ve yürüttüğüm mücadele içerisinde çok sayıda ölüme, cenazeye, otopsiye tanıklık ettim. Elbette ateş en çok düştüğü yeri yakıyordu. En çok da katledilenlerin aileleri, yakınları bu acıyı derinden hissediyordu. Ama Roboski katliamında durum bambaşkaydı. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyordu. Zerre kadar vicdan kırıntısı taşıyan herkes Roboski'ye düşen ateşle yandı, yanıyor. Katledilen çocukların Uludere Devlet Hastanesi koridorlarında ve odalarında battaniyelere sarılmış mazot kokan cenazelerine tek tek baktım. Çok sayıda cenazenin yerde yan yana dizildiği boş bir hastane odasında birkaç dakika cenazelerle baş başa kaldım. Battaniyeye sarılı ölü çocuklar sanki bana şunları söylediler ve sanki ben gerçekten onları duydum. Dediler ki, bizi öldürdüler başkan, geç kaldınız. Biz hep yoksulduk, hep çalışıyorduk. Vatanımızın tel örgülerle bölünmüş iki parçası arasında ticaret için gidip gelmekti tek suçumuz. Vatanımız paramparça, şimdi de biz paramparçayız. Geç kaldınız başkan, geç kaldınız. Biz her zaman yoksulduk, hep öldürülüyorduk. Bak, bu sorunları çözemediniz. Yine ölen biz olduk. Hoş geldin. Ama geç kaldınız başkan, geç. Belki inanmayacaksınız ama ben bu sözleri duydum. Mahcubiyetle, derin bir kederle Roboski'li kardeşlerimin başında ağladım. Bunun hesabını sormak için de bundan sonra katledilmememiz için de elimden gelenin fazlasını yapma sözünü orada o çocuklara verdim. Şimdi Edirne hapishanesindeyim. Sözümün arkasında olduğum için buradayım. Andolsun ki Roboski katillerinin hesap vermesi için canımızdan vazgeçeceğiz ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Roboski dağlarında bıraktığımız 34 canın, 34 yoksul Kürt çocuğunun kutsal emanetlerini yüreğimizde saygıyla taşıyarak dimdik duracağız. Biliyorum geç kaldık çocuklar, haklısınız. Ne deseniz haklısınız. En az 100 yıl geç kaldık. Ama siz rahat uyuyun. Afrin'den Kobani'ye, Hevler'den Mahabat'a, Botan'dan Amed'e, Serhat'a, yüz binlerce yiğit halk evladı hep birlikte bu geç kalmışlıkla yitirdiklerimizin aziz hatıraları için özgürlük ve barış sözü veriyoruz. Sizi katledip üstünü örtenlerden, hatıranız için dikilen anıtları sökenlerden,
Roboski'nin sağ kalmış çocuklarından, Ferhat'ı zindana atanlardan hesap sormanın en etkili yolu eşit, onurlu ve adil bir barışı getirmektir. Biliyoruz, başaracağız. Güzel ülkemin öldürülen, hapsedilen, direnen bütün güzel çocuklarına binlerce selam olsun. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyor, Roboski'li aileleri, bütün halkımızı, dostlarımızı hasretle kucaklıyor, selamlarımı iletiyorum. Selahattin Demirtaş, Edirne. Bu anmayı 34 can için yapıyoruz. Bundan dolayı tek tek isimlerini anmak haklarıdır diye düşünüyorum. Ve tek tek isimlerini söyleyeceğim. 34 canın 19'u çocuk olmak üzere. Şirvan Encü, 1993 doğumlu. Adem Ant, 1992 doğumlu. Aslan Encü, 1994 doğumlu. Bedran Encü, 1998 doğumlu. Bilal Encü, 1995 doğumlu. Celal Encü, 1996 doğumlu. Cemal Encü, 1994 doğumlu. Cihan Encü, 1992 doğumlu. Erkan Encü, 1998 doğumlu. Fadıl Encü, 1991 doğumlu. Hamza Encü, 1990 doğumlu. Hüseyin Encü, 1991 doğumlu. Hüsnü Encü, 1981 doğumlu. Karker Encü, 1995 doğumlu. Mahsun Encü, 1996 doğumlu. Mehmet Ali Tosun, 1987 doğumlu. Muhammed Encü, 1998 doğumlu. Nadir Alma, 1986 doğumlu. Nevzat Encü, 1993 doğumlu. Orhan Encü, çocuk olduğu yüzünden belli zaten, 1998 doğumlu. Osman Kaplan, 1973 doğumlu. Özcan Uysal, 1993 doğumlu. Salih Encü, 1993 doğumlu. Salih Ürek, 1995 doğumlu. Savaş Encü, 1997 doğumlu. Selam Encü, 1989 doğumlu. Selman Encü, 1973 doğumlu. Serhat Encü, 1996 doğumlu. Seyitan Enç, 1990 doğumlu. Şervan Encü, 1993 doğumlu. Yüksel Ürek, 1995 doğumlu. Şivan Encü, 1998 doğumlu. Zeydan Encü, 1986 doğumlu. Vedat Encü, 1994 doğumlu.